biliyorum. Dejavu. Adamsın be. Şu anda ciddi anlamda bir hasarımız var. Somayla tekte 9 bastık. Seyir gelecek mi? Krenamız düştü hatta. Bosumuzla vedalaşalım. Hop. Ya dejavu oldum ya. Hep aynı şeyleri duyuyorum ya. Yeni yepyeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Nasılsınız, umarım iyisinizdir. Keyifler yerindedir diye temennimizi edelim. Yaklaşık 10-11 gündür video gelemiyor arkadaşlar. Bunun sebebi de maalesef ki yoğun çalışıyorum. Affınıza sığınarak gelecek videoları daha seri atacağımı söyleyebilirim. Bu videomuzda gerçekten güzel içerikler sizleri bekliyor olacak. 49 ortalama zehrimize artı 18 element denemesi. Mavi plakazıklarımız vardı. Biri şimşekli, diğeri ateşli. Bunları 9'a denedik. Ve ekstradan yine hidra sandıkları açımı gibi güzel içerikler de videoda sizleri bekliyor olacak. Umarım bir gün sekende güzel bir video çıkarabiliriz. Destek amaçlı like ve abonenizi de ihmal etmeyin. Çok fazla uzattık. Herkese keyifli seyirler. Bizdeki 49 ortalamalı zehir kılıcını şimşeğe çevirip hatta artı 2'sini silip önden bir tekrar bir buz elementi atacağız arkadaşlar. Artı 1 de 6 gelmişti biliyorsunuz. 18'e tamamlama peşindeyiz ama ilk etapta 12 olarak kalsa da işimizi görecektir. Ejder'e bir tık hazırlık yapıyoruz biliyorsunuz. Furkan kardeşimize şöyle teslim edelim bakalım. İnşallah zorlamaz bizleri. Bir ayar verebiliriz düşüncesindeyim. Arkadaşlar aradan bir yarım saat 45 dakika falan geçti sanırım. Furkan'ımız 3.'ye silip atıyor. 2-2 arttı yine. Bunda da 1 artmış. Ya bu sıkıntı var herhalde bu zehir kılıcında. Bir türlü 2'nin üstüne çıkamadık. Hani bir 6, 12, 18 şeklinde bir 18 istiyordum açıkçası. Abi sildik, attı, bu sefer gene 8 olmuş. Deminden şimdiye geldik ya. Abi bizim zehirde bir şey var ya, o kesin artık. Ne yazmış? Yine 8 geldi kanka yazmış. Bıktık ya, bıktık. Arkadaşlar normalde bugün geçmeyecek kanka falan dedi Furkan. Ya son bir parti daha at falan dedim yani. İçime doğdu abi, gerçekten hissettim. Yani bu son attığında geleceğini hissettim ya. Onu bilmiyorum, 6. hisle mi alakalı. 12'yi yakaladık şöyle. Kardeşimizin eline koluna sağlık. Bilmiyorum devam eder miyiz, ne olur ne biter diye. Arkadaşlar biz devam ettik. Şöyle 14 oldu. Artık bundan sonrasını göstermem. Bir 18 yapabilirsek inşallah, şansımız yaver giderse, o zaman gösteririm sizlere. Ya da sonucu gösteririm artık. Zehrimiz maalesef ki arkadaşlar, atılan tüm yoğun müdahalelere rağmen, atılan elementlere rağmen 13'te kaldı. Başaramadık abi. Şimdi pazar alanına geldik. Biliyorsunuz elimizde bir artı 5 bir de artı 6 mavi çelik var ejder ve razodör için. Onların seviyesini bir 8'lere götürme bir fikrim var arkadaşlar. Artı basma ve perşömenleri hesabıma aktardım arkadaşlar. Şöyle bir 7 deniyorum. Pardon, 6 deniyorum. 6 yandı. Haydi oğlum bir. 7 vermen yok mu? Bir şey yok. Bir şey yok. Şimdi biraz malzeme toparladım. Şimdi 4'ü bir basalım. Geçtin oğlum, adamsın. Çok zorlayan bir item değilsin gibi düşünüyorum ama yanıltıyor musun kanka beni şu an? Tekrar düştü. Peki 7'miz var mı? 7'miz. Haydi oğlum be. Adamsın sen. Adam ya, adam ya. Geldi adam. Farklı bir günden herkese selamlar. Gece biraz araştırdım ama demirci bulamadım. Hatta şeytan külünü hala 7 emberden falan satıyorlardı. Alttan yazanlar da pazarda 7M diye 7M fiyat çekiyorlar. Yani o paraları gerçekten almak istemiyorum. En kötü gideriz sürgünde, yerden kendimiz toplarız. Bakacağız. Şimdi 8'e denemek için bir tane demirci buldum. İnşallah geçersin kankam. Hiç yorma bizi be. Abi C2'de öyle pazarda bir şeylere bakayım dedim. Adam 9 tane şeytan külü 4.5 yeme kurmuş. Çek abi direkt. Aldığımız 9 tane şeytan külü maalesef yetersiz kaldı arkadaşlar. Sürekli yaktı. 45 tanesini 70M'den alacağız. Bu arkadaşımızdan bir tık pahalı alıyoruz ama en azından 7M'den almaktan iyidir diye düşünüyorum. Bir 12 tane daha büyülü tohum aldım. Her denememde 4 tane istiyor arkadaşlar ve şu anda 9-10M bandında dolaşıyor büyülü tohumlar. Pazarda da az kaldı. Hadi oğlum be. Tekte bir 7 gelsin. Adamsın lan. Vallahi adamsın. Şamanımda kayıt dışı biraz denedim ama çok fazla yakmıştı. Burada savaş hesabımızın şansı yerinde gibi. İnşallah da öyle gider. 2 tane demir çözüp sızlısından bir 8 deneyelim bunları hocam. Evet, sonunda demircilik kitaplarımızı bulabildik. Siz 1-2 dakika içerisinde izliyorsunuz arkadaşlar ama aradan 2 gün falan geçti. Abi demircilik el kitabını kimse satmıyor ya, garip bir şekilde. En son bir arkadaşımızdan 3 tane buldum. Bakalım şöyle 8'e deneyeceğim. Ya Allah ya Bismillah, haydi oğlum be. Bize bugün yap hareketini, adamsın lan. Haydi oğlum bir, bu da geçsin 9 denerim. Tüh, bu yandı. Hızlısından bir tekrar 7 deniyorum. 7 oldun. Hadi oğlum be. Hadi bu sporu sen yaparsın.
yeter ya. Vallahi sıkıldım ya. Şimdi elimizdeki kainleri bir arkadaşımıza 4.000 karşılığında satacağız. Buradan 12.000 gelecek arkadaşlar. Paramız tam bitmişti böyle. Zırpazacağız diye harcamıştık. Kuralım karşımıza çeksin. Hayırlı olsun diyelim arkadaşlar. Şöyle çekecek inşallah. Aynen çekiyor. Abi demirciyle geçmeyen itemi kusama kağıdıyla 8 yaptım. Az önce de parşömanla 8 yapmıştım. Yani şimdilik de denemek istemiyorum arkadaşlar. Bu hesabın şansım var bilemedim ya. 2 zırhı da bu hesaba verip birer demirci atsak mı acaba? Hadi birer tane daha demirci atalım ya. Paramızın son noktalarına geldik zaten. Bir daha da böyle şanslı olmayız diye düşünüyorum. Abi demircileri hesabımı aktardım. Zırhlarında hiç yerini kurcalamadım. Olduğu yerde vuracağım. Oğlum yank yok galiba ya. Şimdi paran mı var? Yan hesaptan biraz yank aldım. Borca harca zırh basıyormuş gibi oldu zınk. Abi yapma şunu işte be. Yapma şunu kendine be. İkisinden birine 9 vermen lazım kankam. Uçar aklıma bomboş gidişler. El emeği göz nuru bir 26 tane gümüş okeyimiz var. Zırhtan yana yüzümüz gülmedi ya. Vallahi yüzümüz gülmedi. Bir tanesini 9 beklerdim açıkçası. Şöyle sandıklarımızı açalım hocam. Kuşak geldi. Bir tane yüzük istiyoruz yani mümkünse. Yorma be kankam. Gelmedin mi? Tüh. Abi elimde 2 tane değerli vardı az önce çıkanlar. Onları bu hesabında açalım. Ender Onyx. Antik Onyx. Tüh be. Ulan keşke Antik Yakut verseydin. Neyse en azından buradan bir won geri geldi. Hatta şunu da deneyeceğim ya. Bu da geçerse o Epso'ya giderim. Bu da geçerse Epso'ya gideceğim. Zaten bugün battı balık yan gider ama maalesef geçmedi. Bir tane ender yakut geçirdim arkadaşlar üste. Vallahi bunu deneyeceğim ya. Haydi oğlum be. Bundan adamsın lan iyi. 3-5 kuruş cebimize para girecek. Bizim altyapı varmış. Ben bir tane daha attım üste. Güzel. Bu iki tane antika üste deneyeceğim ama çok da güvenmiyorum açıkçası. Çok fazla yakıyor. Yaktığı zaman. Bir iki tane bir şey mi yaksak acaba? Şuradan safileri yansın hocam. İkisi de yandı. Şimdi gelelim antikalara. Şöyle zıngıl adamsın lan sen. Vallahi adamsın. Hem de blok delici gelmiş. Sırıyor. Canlar şimdi BTMP geldim. Burada biraz eldiven farmlıyorum. Çünkü kain hesaplarımın eldivenleri bitmiş. Bakalım burada bir yandan metin bir yandan da boss falan kesiyorum. Hatta hesabımız yüzüksüz dahi en güçlü bossları bile kesebiliyor. Burada mesela Georgiou var. Gelsin abi Georgiou'yu hemen 2 dakikada patates edelim. Bu arada hani toprak tılsımımız dahi yok arkadaşlar. Onu da ayrıca belirtmek istiyorum. Ekstradan sizlere kayıt dışı göstermediğim muhafız, Gautama'daki muhafızdan bahsediyorum. Ekstra bu map'teki şey var arkadaşlar. Kral Baba var. Onu dahi hesabımız kesebiliyor. Son dakika biraz hasar attı ama yine de öldürdük. Vallahi hesabımız olmuş arkadaşlar. Yüzlükle burada çok rahat kesebiliriz diye düşünüyorum Kral Baba'yı dahi. Kral Baba yani normal şartlarda kesiyoruz ama bazen hani son dakika tekleyebiliyor tılsımımız falan olmadığı için. Ama yüzük takarsak seri keseceğimiz için tılsıma da ihtiyaç duymayız diye düşünüyorum. Onun dışında hani razıdör kesmediğim senaryoda gelirim burada karanlık sandığı falan farmlayabiliriz. Bunu açtım ama tecrübe çıkmış. Ekstra burada ejderha yardımımız falan filan var. Neyse bu şekilde biraz metin kovalayalım. Birkaç metinle beraber keselim. Hatta hasarımız ne durumda yüzüksüz falan. Şimdi bir tane öfkenin metni buldum. Yüzüksüz ki hasarımız kritik ve delici patlarsa 16K'ları falan görüyor arkadaşlar. Bence yüzüksüz bir hasara göre oldukça iyi olduğu düşüncesindeyim. Ve gayet seri olarak da metni eriyor. Şöyle bunu da kırdık bir yandan. Dropları falan da sizlere göstermiş olayım. Tecrübe yüzüğü falan düşmüş. Pelerin de düşmüş. Güzel. Sadece arkadaşlar bu ejder burnundaki metinlerin drop'u bir tık daha buraya göre kötü gibi. Burada daha bol atıyor. Bak mesela hepsi düşmüş. Kutsama kağıdı var. Tecrübe var. Pelerin var. Zaten atabilecek maksimum eşyaları atmış sanırım. Bir bakalım tekrardan. Şöyle. Kara büyüzdür. Tecrübe yüzüğü. Pelerin. Beceri kitabı. Kutsama kağıdı. Eldiven. Zaten başka bir şey atmıyor. Tüm malzemeleri atmış arkadaşlar. Güzel. Bu arada sizlere hani sıkılmayın diye çok fazla lanse etmiş olmasam da mavi çeliklerimize, mavi plaka zırhlarımıza kayıt dışı da bir 15-10'luk falan bütçe ayırdım ve bu bütçeyi kaybettim arkadaşlar. Geçmedi bir türlü. Hatta kayıt dışı hiç 8 olmadı. 7 oldu. 8'e denesem mi denemesem mi dedim. Bir kere denedim sonra geçmedi falan. Tekrar 7 yapacağım diye yine bayağı bir param gitti. Yani
toplamda 20 won üstünde bir para gitti arkadaşlar. Sonra işte iki zırhı da artı 7'de bıraktım. Şimşekli olan zırhım da depoda. Hatta onda 50 STR var. Eğer onu taksam bir tık daha hasarım artar ama onun HP absorbesi olmadığı için bununla takılıyorum. Onu da takabilirim tabi. Bu arada pelerim falan düşmüş. Güzel ya, bu bosslar drop'u oldukça iyi. Eventler de kesersek buradan event drop'u da güzel güzel elde ederiz düşüncesindeyim. Bu bossları çünkü event zamanı bile çok fazla kesen olmuyor. Hatta şöyle beraber bir zalim kızıl reis de keselim. Zalim kızıl reis kesmedik de demeyiz abi. Bayağı bir canımızı götürüyor. Şu an çünkü üzerimde şimşekli zırh yok. Ateşli bir zırh var. Evet, şöyle de reisle vedalaşıyoruz hocam. Evet, bunu da kestik. Güzel ya. Vallahi çok güçlü bossları daha hesabımız kesebiliyor. Ve bunu yüzüksüz olmadan yapıyor olmamız da ayrıca mutluluk verici. Şöyle sandığımızı alalım. Bu arada hani şimşekli zırhımı taksam muhtemelen öldüremiyordu arkadaşlar bizi. Çünkü şimşekli zırh varken hiç öldüğümü hatırlamıyorum. Şöyle bakayım ekstra itemimiz falan var mı. Çer çöpü de alıyorum. Bunları pete ediliyorum. Hani ekstradan mamaya para vermeyeyim diye. Bir tık uğraştırıyor ama arkadaşlar en azından mama masrafından kaçınılmış oluyorsunuz. Hatta belki isterseniz böyle maplerin en güçlü bosslarını kestiğim bir videoda hazırlayabilirim. Yorumda kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ekstradan bir anket hazırlamıştım. Razodör'ü için rehber bir video gelsin mi diye. 200 kişi katılmış. Katılımlarınız için ayrıca hepinize çok çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bu katılımları aynı zamanda videolara beğeni olarak da bekliyorum. O video aklımda, unutmadım onu. Onu da ayarlayacağım. Hatta bir sonraki video muhtemelen Razodör için rehber bir video olabilir. Evet, pazarımı da şu şekilde ayarlamasını yaptım. Bir tane Epson 12'simiz var. Bunu arkadaşlar altın okey sandığı açmıştım. Epson çıkmıştı. Yani efsanevi ne diyorlardı ona? Destansı arkadaşlar. Kor çıkmıştı. Onun içerisinden Epson 12 elde ettik. Güzel ya. Bir tane daha destansı korumuz vardı ama ondan çöp atmıştı. Şu şekilde üste attığımız antikalarımız, zırhımız duruyor. Son parça altın kainlerimiz var burada. Gerçekten bayağı bir düşmüş altın kainler. Yani event bittiği için bir tık artmaları gerekiyordu aslında ama herkes bir anda piyasaya sürdü. Muhtemelen ondan dolayı düştüğünü düşünüyorum. Ama ilerleyen süreçte ciddi anlamda değerlenecek bir ürün ama bizim bekleyecek kadar vaktimiz yok maalesef ki. Şöyle son parça itemlerimi de sizlere göstereyim. Ivır zıvır ne varsa topladım yani. Kulede düşürmüş olduğum artı şeytan hatıraları, artılılar keza aynı şekilde. Pazara bu şekilde toplu olarak koydum. Yani bölmeye falan uğraşmadım. Bir bakalım etrafımız boşsa buraya. Aynen boşmuş zaten. Şuraya hatta direkt pazarımızı açalım. Hesabımızı dün pazar kurduktan sonra bir 2 saat falan açık bırakmıştım. Ardından birkaç ürün satılmamış. Hatta altın kainlerin bir tanesi satılmıştı. Bugün de 3.70'den attım. Gitmiş arkadaşlar, hepsi satılmış. Hepsi 10x 3 won 12m'lere falan düşmüştü. O şekilde onu da sattım. Toplamda 21 won 462m'lere kadar yükselmişiz. Zırhımızı satamadık. 12 won'a atmıştım. Satılır, elimizde kalacak bir zırh değil zaten. Güzel bir zırh. Şimdi arkadaşlar 5 won'luk Hydra sandığı açıp videomuzu noktalamak istiyorum. Bayağıdır da zaten video atmıyoruz. Uzun olmasın. Serisinden elimden çıkarayım artık videoları da biraz... İvme kazandırıp hızlı şekilde atmaya çalışacağım. İşlerim yoğun yani, o yüzden biraz gecikiyor, kusura bakmayın. Hızlıdan bir bonu da şöyle yanga çevireyim. Bir hidra sandığı çekmeye başlayalım. Evet, bonumuzu yanga çevirdik. Şöyle çekmeye başlayalım. 27M 666K'dan çekiyorum arkadaşlar. Dikkat edin tabii, yani bunu her video söylemeyeyim. 3 açımlıklar olmasına özen gösterin. Çünkü tek açımlıklar bir tık uygun kuruyorlar çeksinler falan diye. Şöyle çekiyorum hocam. Sandıklarımızı her zaman olduğu gibi bugün de şaman hesabıma aktardım. Aslında bugün şanslı olduğu için değil de içerisine çıkan geçiş biletlerini değerlendirebilmek adına şaman hesabımda açacağım. Biliyorsunuz ticareti olmuyor arkadaşlar ve benim Razodör'de işime yarayabilecek eğer çıkarsa tabi. Amacımız büyülü metal çıkarmak. Bir büyülü metal burayı kurtarır arkadaşlar. Gelecek yan ürünler mesela 10M3'lük uşaklarda bizi kâra götürebilir ama öncesinde bir metal istiyoruz tabii ki. Yani general çıkmış bu arada. Bak, geçit bileti geldi. Bunların ticareti yok arkadaşlar. Razodör gibi bosslarda falan değerlendirebiliyorsunuz. Kankam bir tane metal istiyorum ya. Gerçekten birçok kişinin açımında hemfikir olduğu bir sandık ama ben çok mantıklı gözüyle bakmıyorum bu sandığa. Çünkü metal çıkmadığı senaryoda zarar etme olasılığınız oldukça yüksek. Hocam gelsin artık bir tane metal ya. Zarar mı yazar hocam burası? Evet, zarar yazar.
İki tane general çıktı, çok güzel. İki tane de kuşağımız var. Bunu üste atalım, inşallah bu geçer. En azından parayı bir yarı yarıya kurtarırız diye düşünüyorum. Teom'un yanına geldik arkadaşlar. Bir tane de bizde 10 emiş kral kuşağı var. Bakalım ya, tek atarsak gerçekten güzel olur. Tabii ikisinden birinde kesin geçmesini istiyorum. Güzel, geçtim. Geçti, efektler kapalıydı. Siz o ara belki fark etmemişsinizdir. Hadi oğlum be, 19 en az bir 20 emiş falan istiyorum. Taktım, bir parlama var mı? Yok arkadaşlar, 15 falan mı? 13'müş. Tamam, en azından geçmesi sevindirdi ya. Paranın yarısını amorti ettik arkadaşlar. Burada kötürük olma falan var. Yani yarısını kurtardık. 2,5 on falan geri geldi bize. Ama belirttiğim gibi ya, ben çok mantıklı bakmıyorum bu sandığa. Sizlerin favori sandığı hangisi arkadaşlar? Yani şu sandığı ben açıyorum, sürekli kar ediyorum dediğiniz bir sandık varsa da yoruma bekliyorum. Bu videomuzu ufaktan burada noktalayalım. Destek amaçlı çıkarken like ve abonenizi ihmal etmeyin arkadaşlar. Bu ara gerçekten izlenmelerimiz ve like'larımız ciddi anlamda düştü. Sizlerin desteğine ihtiyacımız var. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.